rüyadayım. Rüya görmekteyim. Yattım, Allah kaldır beni. Rahmetinle doldur beni. Allah'ım ne olur uyandır beni. Ya Rabbim, bunlar ne biçim aletlerdir? Neyle sınıyorsun beni? Neredeyim ben? İşte artık kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi biliyorsun. Bütün sırlarımızı öğrendin İskender. Demek siz zaman seviyorsunuz ha? Kurban olduğum Allah'ın işine bak hele. Başka biri dese vallahi inanmazdım ama size itimadım tamdır o. Eyvallah. Sor hadi sor. Soracağım elbet. İnsan ömründe kaç defa zaman seyahı görür? Evvela deyin bana. Sizin zamanınızda ne gibi acayiplikler var? Vallahi şimdi nereden başlasam bilemedim ama... yani bence bizim çağımızın en büyük icadı telefon. Telefon. Neye yarar ki? Telefon şeye yarar. Şimdi böyle çok uzaktaki birileriyle konuşabilirsin. Hatta onu görebilirsin bile ya. Zor konudan girdik Fikri. O zaman sana böyle gözünde canlandırabileceğim bir şeyler söyleyeyim, tamam? Şimdi böyle burada tek katlı evler var ya, tamam mı? Bu evlerden böyle üst üste olduğunu düşün, tamam mı? 5 katlı, 10 katlı, hatta 30 katlı olduğunu düşün, tamam? İşte biz bunlara apartman diyoruz. Apartman ha? 30 katlı. O zaman kıyamet yakın ha. Binaların yükselmesi kıyamet alametidir. Arabalar var. Ha? Oho, ondan burada da var. Ama bunların atları yok. Kendi kendine gidiyor. Nasıl yani? Ne çekiyor ağam bunları? Cinler mi? Yok yok, bak şimdi onu da şöyle anlatayım. Bunların içinde ateş yanıyor. O ateşten çıkan enerji de tekerlekleri döndürüyor. Şimdi ateş yanıyor da araba nasıl yanmıyor? Bu iş kolay olmayacak Fikri. İçinde ateş yanıyor. O ateş de tekerleri döndürüyor. Ağalarımın dediği atsız araba bu. Zaman seyyahı oldum. Demek ben de siz gibi seyyah oldum, değil mi? İyi alt ettim. Siz neden gelmediniz ağam? Ben bu zamanda bir başıma neydem, nereye gidem? Beni niye bir başıma kodunuz? Oy başıma gelenler. Neredesin be İskender? Salih. Aklıma bir şey geliyor ama yani hani sana teorik olarak birlikte gelmiş olabiliriz dedim ya. Ya sadece biz geldiysek, ya İskender orada kaldıysa. Böyle bir şey olabilir mi? İnşallah olmaz da bilmiyorum Salih. Makine de bozuldu. Hangi zamanda olduğumuzu bile bilmiyorum. Her şey olmuş olabilir. Allah'ım sen sabır ver. Ne oldu Salih? O burada Fikri. İskender burada. Bak, onu oku. Hadi. Salih, ilk sorunun cevabını bulduk. Şimdi sıra geldi. Hangi zamandayız onu öğrenmeye. Biri geliyor. Salih, bayağı gelecekteyiz yahu. Araba yerine buna biniyorlar. Yok yahu. Fazla ileri gitmiş olamayız. Hala aynı şarkı dinleniyor. Hadi hadi. Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi bak bir an önce şu İskender'i bulalım ha. Ne taraftan gideceğiz Salih? Bence bu tarafa. Ama önce buraya bir işaret bırakalım. İskender buraya dönerse bizi burada beklemesi gerektiğini anlayacağı bir şey. Taşın kesesi.